maddesinde dikkat edersen. Bu ne demek? Üstünlük İslam hukukunda demek. Allah ve Resulüne aittir demek. Allah'ın koyduğu hükümlere göre Resulullah ihtilafları çözecek demek. Ama Mekke'de böyle bir imkanları yoktu. Ta Mekke'nin fethinden sonraya kadar da olmadı. Mekke'de hep küfür hükümleriyle hükmedildi. Onun için Darül Küfür'dü Mekke. Medine oradan önce Darül İslam oldu. Yani İslam'ın diyarı, İslam'la hükmedilen diyar. Oradaki iktidar Müslümanların gücüne dayanıyordu. Medine'deki iktidar. Çünkü onlar güçlerini Peygamber'e destek, onun düzenine destek vereceklerine dair ikinci akabede biatlaştılar, yani buna dair söz verdiler. O sözün üzerine teşekkür ettiler. Darussulh, kendisiyle sulh yapılan diyara deniliyor ki o diyar esasta Darül Küfür'dür. Ama Müslümanlarla arasında bir anlaşma yapılmışsa Darül İslam'la, o zaman Darussulh adını alıyor. Yani sulh süresince kendisiyle harp edilmeyen diyar anlamına geliyor. Darül Küfür, küfür hükümleriyle hükmedilen diyar anlamına geliyor. Ahalisi Müslüman olsa bile. Çünkü ahalinin Müslüman olması yetmiyor. Mekke'de de Müslümanlar var iken Mekke, peygamber de dahil, Darül İslam değildi. Çünkü küfür hükümleriyle hükmediliyor. Bir yerde Müslümanların bulunması oranın diyar olarak Darül İslam olmasına yetmiyor. İslami hükümlerle hükmedilmesi gerekiyor. İktidarın Müslümanlara dayanması gerekiyor. Dış politikasının da ilahi kelimetullahı gerçekleştirici, yani Allah'ın ismini yüceltici, yükseltici olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz dış politika esaslarından başka esaslar da var. Mesela karşılıklı çıkar esası diye bugün bütün dünyada yaygın bir esas var. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler karşılıklı çıkar esasına dayanıyor. Yani Almanya'nın Türkiye'den menfaati, bugün başbakanları Kohl Türkiye'de 3 gündür. Değil mi? Yarın mı dönecek, ne yapacak? Açık açık söylüyor, diyor. Türkiye'ye ne için gittiğini gazeteler yazıyor. Herif kendisi de söylüyor. Yani Türkiye ile çıkar ilişkilerimizi geliştirmek için gidiyoruz. Türkiye'de bir demir yolu, hızlı tren projesi var ya, kaç trilyonluk İstanbul Ankara arasında. Bu projenin ihalesini alabilmek için başbakanı gidiyor. Margaret Thatcher Türkiye'ye geliyordu. Boğaz Köprüsü ihalesini alabilmek için. Alamadı, ayrı mesele. Hatırlamıyor musunuz? Kaç sene evvel Özal zamanında değil mi? O ikinci Boğaz Köprüsü'nün ihalesini alabilmek için Margaret Thatcher geliyordu. Yani yanında uçak dolusu işverenler, öteler, veriler, şirket temsilcileri falan oldu. Karşılıklı çıkar ilişkileri. İslam'da dış politika esası Allah'ın ismini ilah etme, yüceltmedir. Karşılıklı çıkar değildir. Yani ziyan yok, İslam devletinin parası gitsin ama İslam'ın yüceliği görülsün, anlaşılsın. İslam bu esası terk edemez. İslam devleti olması için bir devletin bu esasa dikkat etmesi lazım. İçeride dışarıda Allah'ın kullarına İslam düzeninin üstünlüğü, Allah'ın büyüklüğünü hep hatırlatıcı şeyler İslam devletinin amacıdır. Bu amacı gerçekleştirici hareketlerde bulunmuyor. Dış politikasında, iç uygulamalarında o devlet İslam devleti olmalıdır. Evet, darla ilgili kısa bilgiler de bunlar sayılabilir. İslam dikkat edilirse evrensel doğruların dinidir. Yani bir doğruların evrenselliği de her coğrafyada ve her zamanda, her asırda geçerlilik sıfatıyla tanımlanır. Evrenselliğin anlamı budur. Yani İslam kendisi için iyi gördüğünü başkası için kötü görmez. Ve herkesin iyiliğini istemenin adıdır İslam. Yani bir diğer veya kısaca tanımlanırsa bir Müslüman herkesin iyiliğini isteyen insandır. Kendisi cennete gitmeyi ister, herkesin de oraya gitmesini ister. Yani ben gideyim, başkası gidemesin demenin İslam'da yeri yoktur. Hasedin yeri yoktur. Çünkü yani böyle demenin bir diğer adı da hasettir. Çekemezliktir, çekememezliktir. Çekememezliğin, yani hasedin de İslam'da haram olduğunu biliyoruz. Bu itibarla biz yalnız kendimiz iyi olalım, yani Müslümanlar iyi olalım, gerisi ne olursa olsun değil, gerisini de iyi etmek için çalışmakla Allah tarafından mükellef kılınmış değil miyiz? Tebliğ farzdır. Tebliğ ne demek?
İyiliğin insanlara açıklanması, kötülüğün de yani marufun da münkerin de insanlara açıklanması değil midir? O kadar açıklanmasıdır ki yani onlar da anlasın bu şeyin kötü olduğunu ki uzak dursunlar, bu şeyin iyi olduğunu anlasınlar ki yaklaşsınlar. Tevhidin insanı insan ettiğini anlasınlar da şirkten uzaklaşıp tevhid ehli olsunlar. Bunun için görevlendirilmiş bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Ve bu gayretin gereği ben burada değil miyim örneğin? Siz başkalarına bir şey anlatıyorken bu vacibi yerine getirmek için anlatıyor değil misiniz? Eğer iyiliği yalnız kendisi için istemek İslam olsaydı Yahudiler gibi olmamız gerekiyor. Dinlerini hiç başkalarına anlatmaz onlar. Yani gelsin de istemezler. Cennete yalnız biz gidelim. Aha gidersiniz. Kokusu bile gelmez burnunuza. Tabii hasetle olur mu lan cennet? Rabbana hep bana. Var mı İslam'da? Ey Rabbimiz ne var? Hep bana var. Bir seni mi yarattı? Allah bunu da yaratmış, şunu da yaratmış. Onların ihtiyacı yok mu? Onun İslam'da yeri yok. Bencilliğin var mı? Onun için yani dikkatli olmak lazım. Yani kendisi için ne istiyorsa insan başkası için de onu isteyecek. Şimdi ben faiz alışverişi yapanların mezarlarından anneleriyle zina etmiş kişiler gibi kaldırılacağı inancını taşıyacağım. Faizle alışveriş yapan bir insan olarak Allah'la savaşa girmeyi kabul edeceğim. Bunu kafirlere karşı yaparken hiç kılım kıpırdamayacak. Olacak iş mi? Ben afyon içmeyeceğim ama Hristiyanları afyona alıştıracağım. Bu nasıl insanlık? Bir taraftan afyonu kerik göreceksin ama sen iç, sen iç. Peki, şu adamı afyona alıştırdım, alamam bu adam diye. Bir taraftan da ben bunu İslam'ı anlatmak, tebliğ etmekle mükellef değil miyim? Ettim, adam sonunda peki dediğim doğru dedi, geldi. Ne, kim geldi? Bir afyonkeş geldi. Afyonkeş ne yapacak İslam'la? Ha? Hadi hastaneye sevk. Yani bu çelişki olmaz mı? Ben adamı üteceğim, ha benim dinime gelince kardeş olacağız. Yok yani, ben o benim dinimde değilken de dinimi güzel görmesi için ona ikramda bulunacağım, ona insan gibi davranacağım, o zaman da onu aldatmayacağım, onu ütmeyeceğim. Onun faizini de almayacağım, ona faiz de vermeyeceğim. Yani Allah'ın haram ettiği her mekan ve her zamanda haramdır. Her yerde kötüdür. Yani öbür türlüsü Yahudi mantığı. Yahudiler haramı helali kendi aralarında geçerli biliyor. Başkasına mübah. Her şey mübah. Olur mu? Yani şimdi bu ahlak Müslümanlara da geçmiş. Örneğin bilmem necilerdensen tamam. Birbirinize yalan da söylemeyeceksiniz, aldatmayacaksınız da bilmem hani filan işte tarikattan, şu partiden, bu gruptan filan. Ama onlardan olmayana her türlü şeyi yapmak caiz, iftirayı da yapmak caiz. Kim diyor, hangi kitap yazıyor bunu? Kur'an yazmıyor, Tevrat bile yazmıyor, İncil bile, şu uyduruk İncil bile yazmıyor. Evet. Zerdüşt'ün Avestası da yazmıyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Böyle Müslüman olur mu? Onun için Müslümanız diyen böyleleri İslam'dan istikrah ettiriyor, tiksindirtiyorlar. Olur mu öyle şey? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakalım ki hayatı pırıl pırıl cam gibi önümüzde bir insan. Kimi aldattı, kimi kazıkladı, kiminle kumar oynayıp üttü, kimden faiz alıp verdiği duyulmuş. Yani faizin haramlığı ile ilgili ayet yokken bile Muhammed Aleyhisselam'ın faizin yaygın olduğu o ortamda faiz alıp verdiğini rivayet eden zayıf bir rivayet bile yok benim. Evet, bulan varsa, bilen varsa o da ticaretle uğraşmış, dikkat edin. Hiç kimseye faizle para vermemiş, kimseden faizle para almamış peygamber. Daha peygamber değilken bile, peygamber olduktan sonra da daha faizin haram olduğu hemen ilk ayette bildirilmiyor biliyorsun. Ondan sonra da yapmamış. Mesela içkinin haram olduğu bildirilmeden bile içki içmiş adam değil. Kumarın haram olduğu bildirilmeden bile bir zar atmışlığı. Evet. Evet, kim çıkıp da var diyebilir, hatırlamaya çalışın. Var mı? Ondan sonra hele hiç yok. Ondan evvel bile yok. Düşünün yani. Böyle bir dinin mensupları olarak biz efendim üteceğimiz kanaatı var mı? Darul Harp'te
zar atabilirmişik. Yani kumar oynayabilirmişik. Ütüleceğimiz kanaatı varsa haramdır. Hayda. Al bir kaya nereye dayarsan. Ne biçim din bu ya? Rabbena hep bana bir din olur mu? Böyle din olur mu? Bu evrensel bir din olur mu? Bu ancak lokal bir kabile dini olur. İşte Yahudilerin kendilerine tahsis ettikleri, Allah da onların Allah'ı, cennet de onların cenneti, her şey onların. Biz mal gibiyiz yani onların gözünde. Öyle. Biz onlara hizmet için yaratılmışız. Öyle zannediyor Cenab-ı. Öyle de söylüyor. Kitaplarında, Talmudlarında da öyle yazıyor. Böyle İslam olur mu? Yok. Yani İslam'ın değerleri evrensel. Her coğrafyada, her mekanda, her zamanda geçerli. Beni Alman da görse, ayılıp bayılmadı, dürüstlüğüme, doğruluğuma, insanlığıma, hayırhahlığıma, ikramkarlığıma, her şeyim. Yani Müslüman olarak neler beni güzelleştiriyorsa, gavur da onları bende görüp güzel görmeli, beğenmeli. Yalanı ben ona da başkasına da söylememeliyim. Ben seni aldatmadığım gibi onu da aldatmamalıyım. Ne aldattım onu? Onu aldattım. Sonuçta demez mi bana ki sen İslam'da dürüstlük, aldatmamak esas diyorsun. Fakat beni aldatıyordun sen. Ha, sen bizden değildin de onun için aldatıyorsun. Böyle olmaz. Yani işine gelince kesen, işine gelmeyince kesmeyen bıçak olmaz. Bıçak dediğin her zaman keser. Din dediğin de herkese karşı tavrı aynı olmalı. Öbür din... Yahudilerin dinine kimse imrenmiyor, kimse girmiyor, dikkat edin. Zaten onlar da kimse çağırmıyor. Dikkat edin böyle. Niye acaba? Çok bencil bir din de ondan. Ama İslam'a bak bu kadar siyasi iktidardan, bu kadar imkandan mahrum. Perişan Müslümanlar buna rağmen. Kim bakıyorsun profesöre giriyor, mühendise giriyor, amelesi giriyor, işçisi. Yani İslam'a giren giren. Hakikaten yani bakıyorsun... Marksistin babalarından Roger Garot'u mesela Fransız Marksizminin herif kocaman temel taşlarından biriydi. Mütefekkiri, meşhur. Adam İslam'a geliyor. Üstelik de İslam'ın en garip, en yetim, en kimsesiz olduğu zamanında yani gücü yok, kudreti yok, devleti yok, dermanı yok. Öyle değil mi beyler? Yani İslam yüce iken, her tarafa hüküm ferma iken o zaman giren çok olur. O zamanı pek sayma. Sen şu zaman çok önemli. Şu zaman çok önemli. Şu zaman ona giriliyorsa gerçekten burada değer var. Çünkü menfaat yok şimdi Müslüman olmakta. Ancak zarar var. Baksana. Müslüman oldum diye diyor. Beyanat veriyor adam. Daha evvel diyor hiç televizyondan indirmezlerdi beni diyor. Müslüman olduğumdan bu tarafa bir kere bile Fransızlar diyor televizyona çıkarmadılar. Beni. Roger Garadu söylüyor. Şimdi bu sahibi olduğun imkanların tümünden mahrum kalmak demek. Yani Müslüman olmak faturası yüksek. Benim diyen adam ödeyemez. Royce Royce olmak gibi. Yani malımı mülkümü satsam ödeyemez. Bu zamanda Müslüman olma bu kadar yoğunsa, bir de o güç kuvvet sahibi, bir devlet sahibi falan olsa, daha anın eline tutabilirsen. Yani giren girene. Bu neden? Yani onun değerlerinin üstü evrenselliğinden böyle, insan fıtratına uygunluğundan. Yoksa Müslüman olmak şimdi kimseye prim yapmıyor yani. Bir menfaat sağlamıyor. Sağlıyor mu arkadaş? Bilakis sahibi olduğu menfaatlardan onun mahrum olması sonucunu doğuruyor. Bugünkü programımıza dün dersimizi bitirmek üzereyken son bahis olarak üzerinde durduğumuz darla ilgili bir soruyu cevaplamaya çalışarak başlayalım. Dar kavramının soruda kardeşimiz dar kavramının ne zaman çıkmaya başladığı, ne zaman konuşulmaya, yazılmaya başlandığı, işte Darül İslam, Darül Küfür, Darül Sulh, Darül Harp, Darül Cahiliye, Darül falan filan neyse şeklinde işin sündürüldüğü, genişletildiği filan konusunda bir soru sordu. Dikkat edilirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında İslam, onunla ilgili kurumlar, onun kavramları çok daha sade ve fevkalade detaylara boğulmuş değildiler. Çok sadeydiler. Ve böyle daha sonra bu fıkıhçıların
şu rivayeti, bu rivayeti, işte şuna da bulaşmış, buna da bulaşmış demeden her bir rivayeti işin içine kattıkça böyle Hint yemekleri gibi 50 türlü baharatla pişirilen acayip içinden çıkılmaz, sadeliği kaybolmuş, seferruata boğulmuş, şeye dönmüş birçok konu böyle olmuş. Halbuki Peygamber'in gününde çok sadeydi gerçekten. Yani ulaşabildiğimiz kadarıyla o günkü kaynaklar bize bunu anlatıyor. Bir takım olayları yormaya başlamışlar. O yorumları sonucu ortaya çıkan neticeleri isimlendirmişler. İşte Darul Suh demişler, Darul bilmem ne demişler filan. Bakıyorsunuz mesela Hudeybiye müsalahasına kadar, sulh anlaşması yapılana kadar Mekke Darul Harp, tabi her Darul Harp aynı zamanda Darul Küfür'dür de. Fakat her Darul Küfür Darul Harp değildir. Darul Harp kendisiyle bir anlaşma yapılmışsa Darul Sulh olabilir. Nitekim Hudeybiye müsalahasından sonra Mekke Darul Sulh'e dönüşmüş. İşte 10 yıl taraflar birbirlerine savaş açmayacaklar diye Hudeybiye müsalahasında silah bırakışması veya sulh anlaşması anlamına geliyor zaten. Madde var. Darul Küfr'ün küfür hükümleriyle hükmedilen, küfrün hakim olduğu bir belde olduğunu söyledik. Buna rağmen kendisiyle Müslümanların anlaşma akdettikleri yerlere Darul Sulh dendiğini söyledik. Kendileriyle fiili savaş halinde bulunulan yerlere Darul Harb dendiğinden bahsettik. Darul Cahiliye daha sonra bahsedilen veya adı geçen konulan bir şey deyim. O da herhalde İslam'dan haberi olmayan dar. O da yine Darul Küfür'dür esas itibariyle de. Kendisine tebliğat ulaşmamış Darul Küfre, Darul Cahiliye dense yeridir. Yani kelime anlamlarından hareketle zaten ıstılahlar anlam kazanıyorlar. Neye binaendir bilmiyoruz. Yani mesela asıl olan İslam'da kafire karşı, mümine karşı, Darul Harp'te, Darul bilmem İslam'da, Darul Küfür'de, Darul Sulh'ta, Darul Cahiliye'de, yani İslam'ın evrensel değerlerinin her zaman ve mekanda geçerli olduğu, geçmesi gerektiğidir. Ne var ki bütün dünya milletleri, bütün dünya hukukları, yani İslam hukukunda olduğu gibi başka hukuklar da fiili savaş halinde, örneğin kimsenin malı müslüm veya gayrimüslim diğerine rızası olmadıkça, mübah olmazken, savaş hali bundan istisna olmuş pratikte. Örneğin kimsenin canı kimseye telef edilmek için mübah edilmemiş, yani herkesin can emniyeti var iken, savaşta bu can emniyeti fiilen savaşanlar açısından kalkmış. Yani artık sen beni, ben seni bertaraf etmek için öldüreceğiz. Yani başka türlü de savaş olmuyor. Haksızsın, işte dur kardeş bilmem neyle filan öyle bak kardeş edebiyatıyla savaş olmuyor tabii. Şakası yok bu işin. Dolayısıyla mal emniyeti de kalkıyor. Dolayısıyla can emniyeti de kalkıyor, yani fiili savaş sırasında. Öyle oluyor savaş, yani Müslüman da yapsa, kafir de yapsa filan, ama Müslümanın savaşının, Müslüman olmayanların savaşından farkları var. Müslüman olmayanlar, çoluk, çocuk, öte böyle kadın, kız, bilmem ibadet halindeki insan yahut yaşlı, yatalak da olsa, fiilen muharip olmayan, yani fiilen harp ediyor durumda bulunmayanlara bir şey yapılmaması gerektiğini söylüyor İslam. Ama karşı taraf caydırıcı olması bakımından, korku salması bakımından teslim olsa bile bakıyorsunuz silahtan geçiriyor, kılıçtan geçiriyor karşı taraf. Yani daha da dehşet salmak için çocuklarını atıyor, süngüleri tutuyor, süngülere küçücük yumurcakları. Yani Yunanların Anadolu'yu çıkardığında filan hepimizin duyduğu şeyler mesela. Kafirler böyle yapıyor ama biz
savaşırken dahi, yani Allah'ın kulu olduğumuzu unutmamak zorundayız benim kanaatim. Ayrıca bir hususa değinmekte yarar görüyorum. Bugün biz Müslüman olarak, artı insan olarak Sırpların Bosna'da yaptıklarından fevkalade rahatsız oluyoruz. Şikayet ediyoruz. Kızıyoruz. Örneğin işte 40 bin Müslüman kadının ırzına geçilmiş. Onlar işte zorla hamile bırakılmış falan diyoruz. Ben düşünüyorum şahsen, siz de savaş sırasında işte karşı tarafın karısını, kızına el koyar, onların ırzlarıyla oynarsanız, karşı taraf için de siz karşı tarafsınız, onlar da bunu yapar. Yani size hak da, onlara batıl mı olacak? Bu konular sanki geleneksel bilgilerden sıyrılarak yeniden düşünülüp üzerinde durulması gereken konular. Yani ben İslam Devleti'nin ve İslam Devleti askerlerinin, komutanlarının bu konuda çok hassas davranmaları gerektiği kanaatine sahibim. Yani ağır basıyor bana. Ben başka türlü bir şey de görmüyorum. Yani böyle düşünmeye engel bir hal de görmüyorum. Yani savaş sırasında tamam malını alalım, silahını elinden alalım, yani bizimle savaş edemeyecek hale getirelim. Başka çare kalmamışsa öldürelim filan, ama örneğin kadınlarının, kızlarının ırzlarına dokunulmasından yana, onların köle cariye edilmesinden yana değilim şahsen. Yani böyle yaptınız mı sizin karınız, kızınız da aynı muamelenin muhatabı oluyor karşı taraf gözünde. Öyle değil mi? Yani efendim onlar ne olsa yapacak, yani biz yapmayınca onlar da yapmayacak. Biz ne yapıp yapmayacağımızı onlardan öğrenmemeliyiz. Yani onlar ne yaparsa yapsın, fakat biz yapmamalıyız. Yapılmaması gereken şeyi biz yapmamalıyız. En azından vicdan huzurumuzu böyle sağlamaya bakmalıyız diye düşünüyorum şahsen. Evet. Esas itibariyle birbirinden farklı konumların birbirinden farklı hukukları da olmalı. Olur da. Ama bu temel esasları bozucu boyutlara ulaşmamalı. Bugün bize intikal eden İslam kültüründe, yani fıkıh diye bildiğimiz kültürde o kadar acayip hükümler var ki, mesela Darul Harp'te neredeyse hiçbir haram kalmıyor, hepsi helalleşiyor. Hiçbir farz kalmıyor, hepsi yok oluyor gibi. Olmaz yani. O zaman sizin üstünlüğünüzü ne ile sağlayacaksınız? Yani size, dininizin üstünlüğüne ne ile hükmedecek bu adamlar? Başkaları nasıl görecekler bunu? Yani burası şimdi Darul Harp. Bir zamanlar çok yaygındı. Duymuş olmalısınız, bilirsiniz, işittiniz. Şimdi silindi Allah'a çok şükür de, işte öyle akletmeyen akıl fukaralarının eski fıkıh diye ortaya sürdükleri, ismi lazım değil hepinizin bildiği isimler. Efendim işte siz Darul Harp'tensiniz, çalıştığınız fabrikada kafirlere zarar vermek vaciptir. Ne yapacağız? İşte anahtarı düşür, çalışan makine dişli kırsın, bilmem ne yapsın, böylece Almanya'yı çökerdin, sevap kazanır. Öyle domuzluk sevap kazandırmaz adam. Evet, eğrilik sevap kazandırmaz. Beğenmiyorsan ne işin var elin alamanında? He? Git köyünde çiftine çubuğuna çiftini sür. Hadi! Madem buraya geliyorsun para kazanmak için, adam gibi oturup akit yapıyorsun, bu adamın işinde çalışacağım ben diye. Evet, o zaman ahdini yerine getir Müslüman. Ahdine sadık olan insan. Yapma ya o sözleşmeyi. Girme gavurun fabrikasına. Öyle mi? Eğri oturuyorsak da doğru konuşalım. Hem herife senin işini yapacağım diye sözleşme yap, karşılığında parayı da al, arkasından hiçbir iş yapma, anahtarı düşür, makinenin dişlisini zırh, bilmem ne yap, imalatı aksat, aldığın para, bu düpedüz kahveli bu lan senin yaptığın. Kahveliye sevap var diye İslam'da var mı böyle bir şey? Kim söyleyebilir? Böyle şey olur mu? Darul Harp'miş demiyorum, harbi sıkıyorsa elini al kılıcı, harbet hadi bakalım. Öyle adamla sözleşme yapıp ben senin imalatında çalışacağım, işini yürüteceğim, bilmem şunu ben yapacağım de, böyle söz ver, öbür taraftan cılgı çıksın. Yani tam tersini yap, herifi zararı uğratın. Reva mı bu lan? Var mı yani Müslüman? Ya beğenmiyorsan akit yapmazsın arkadaş, çalışmazsın.
Hı? O da gider başkasını bulur çalışacak adam. Ya da bu akdi yaptın, bu sözü verdiysen, şu saatten şu saate senin işinde çalışacağım, şu işi de yapacağım dediysen ki karşılığında ücret karşılığı yapıyorsun bunu, yani babanın hayrına yapmıyorsun. Adam gibi akdini yerine getirir. Müslüman, ahdine vefası olan, bağlı sana deniyor. Yoksa böyle değil, aldatan Müslüman denmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, düşünüyor musunuz beyler? Mekke'de kıtlık olmuş Medine'deyken. Daha Mekke'nin fethi de yapılmamış. Yani Mekkeliler halen Müslümanların can düşmanı. Buna rağmen bir deve, bir kervan dolusu deveyi, buğday yüklü, parasız Mekke'ye gönderdi efendiler. Daha Medine'de milletin karnı da aç öyle, yani ahım şahım öyle doymuş vaziyette de değiller. Dikkatli okuyun İslam tarihini. Parasız, parasız. Bilmem 50-100 tane deve, sırtları buğday yüklü, aç kalmış Mekkeliler diye oraya gönderiyor. Adam da müşrik, fırsat bulsa Muhammed'in Müslümanları ıslaklayacak. Üstüne üstüne geliyorlar da. Evet. Haşa ve kella avanak mı peygamberimiz? Ha? Yani ilk bakışta ya bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor? Kafayı biraz çalıştırırsan anlarsın ne yapıyor. Kılıçla fethetmesi zor olan yerin midesinden fethediyor. Ne diyecek şimdi? Yarın ne yiyeceğiz, akşam ne yiyeceğiz derdine düşmüş insanların yaşadığı şehre bir kervan dolusu, 50-100 devenin üstü buğday yüklü, buğday geliyor. Kim, nereden geliyor, kim geliyor? Muhammed Günder. Erimez mi yağ gibi bu adamların yüreği? Kinleri azalmaz mı efendim? Böyle fethedilmez mi insanlar yani? Kimi yerler, kalpler böyle fethedilmez mi? Peygamber bunu yapıyor. Bu kadar akıllılığı iyiydi sen de yap. Biz böyle yapacağımıza geliyoruz, Alman'ın fabrikasının makinesine verip de ne var? Sevap kazanacağız. Olur mu öyle şey? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kim üç kağıtçı diyebildi efendiler? Biz onun ümmeti olmaya talibiz, Allah'ın kulu, onun da ümmeti olmaya talibiz. Öyle değil mi? Kim üç kağıtçı diyebildi? Düşmanı bile, yani onu öldürmek istiyor adam, bulsa biçecek, kellesini uçuracak. Ama buna rağmen Muhammed mi? Arkana döndün mü ne kazık atacağı bilinmez diyebilen çıkmış mı? Hayır. Muhammed geç onu ya sen de işte aldığını vermez bilmem yalan söyler, vaat eder yerine getirmez diyebilen çıkmış mı? Tövbe. Ölmesini isteyen çıkmış, oğlu çıkmış yani dolu. Öldürmek isteyen de. Ama bir tek öldürmeyi hak edecek suçu ona izafe eden, ona isnat edebilen çıkmış mı? O mu? Bırak ya sen de abi, hiç herkesin ırzında gözü var diyebilen çıkmış mı? Değil mi? Yok. Emin adını onlar koymuşlar, biz koymadık, öyle değil mi? Kendileri koymuş. Emin, doğru söylüyor, güvenilir de. Müslümanın ana vasfı, ana sıfatı güvenilir olmak. Böyle güvenilir değilseniz, Müslüman mıyım değil miyim aynaya bakın, herhalde değilsiniz, haberiniz olsun. Bir insan güvenilir değilse gerçekten Müslüman olabilir. Sonuçta güvenilir olmak çok önemli. Dostun da düşmanın da sana güvenmeli. Senden emin olmalı. Canı açısından emin olmalı, malı açısından emin olmalı, ırzı açısından emin olmalı, her açıdan emin olmalı. Yani senin gibi komşusu olmasına iftihar etmeli. Senin gibi arkadaşı tanıdığı olmasından içi açılmalı. Yani elemre şahleke sadrak olmalı. Yani gözcü açılmalı, ferahlamalı. Ne iyi ya. Böyle bir komşum var, böyle bir arkadaşım var, ha? Böyle bir işverenim var, böyle bir işçim var, böyle bir işte sınıf arkadaşım var, böyle bir neyse, yani hanımım var, böyle bir kocam var, böyle bir oğlum var, böyle bir kızım var. Öyle değil mi? Bunu dedirtiyorsanız çevrenizde o zaman iş düze binmiş yani. İyi yere gidiyor demektir. Ama bunu dedirtemiyorsanız, güven veremiyorsanız çevrenize, 50 kere kendinizi tekrar elden geçirin, çok temelli, çok esaslı yanlışlarınız var demek. Çok esaslı sapmalar var demek. Peygamberin ana vasfı bu güvenilirlik. Dostu da düşmanı da, yani Muhammed adama kazık atar diyemiyor. Hadi dostu torpil geçiyor, seviyor da diyemiyor. Düşmanı ne diyor? Demek için her adam pusuya yatıyor zaten. Yani bir
bir fırsatını bulsa, kıl kadar bir noksanlık bulsa dumanını attıracak, 10 mislini söyleyecek, 100 mislini söyleyecek. O kıl kadar da bulamayacak. Yalan. Düşünebiliyor musunuz? Yani düşmanınıza yiyecekleri yokmuş diye yiyecek gönderiyorsunuz. Ve parasız gönderiyor. Üstelik siz de öyle ahım şahım zengin bilmem ne filan da değilsiniz. Yani sen de bugün bulup bugün yiyor, akşam yarın bulup yarın yiyor. Bu durumdaki adam düşmanlarına, ki düşmanı Mekkeliler işte Bedir'de üstlerine geliyor, Uhud'da geliyor bilmem ne. Bir kervan dolusu buğday gönderiyor efendim. Çok çok âli cenâbâne bir bilinç. Bu hiç kılıçla sağlanamayacak üstünlük ancak bu suretle sağlanabilir. Yani kılıcın keskinliğinden daha keskin bir iş. Yani bu ustura gibi şöyle. Hani bu öylesine keser. Lazer ışığının kestiği gibi keser. Yani. Çok etki yapar. İslam mı? Biz velayet konusu üzerinde duralım. Arapça veli kelimesinin Farsça karşılığı dost, Türkçe karşılığı yar, sevgili demek. Evliya ise veli kelimesinin çoğulu, yani dostlar, sevgililer, yarlar demek. Veliyullah deyimi aslında, burada velayet bir kavram da, veliyullah yani Allah'ın sevgilisi, Allah kimi sever, Allah'ın sevdiği anlamına kullanılan bir kelime, veliyullah. Allah elbette sahih iman ve salih amel sahiplerini sever. Çünkü herkese, bütün kullarına böyle olmayı tavsiye ettiğine, bu yolu hidayet yani doğru yol olarak gösterdiğine, gönderdiğine, bildirdiğine göre elbette ki imanı sahih, şirke bulaşmamış olanları artı salih amel sahiplerini sever. Yani Allah'ın velisi olmak için sahih iman, sıhhatli iman yani bozuk olmayan, şirke bulaşmamış az veya çok iman sahibi olmak artı salih amel diye daha evvel bahsettiğimiz uygun amel sahibi olmak gerekir. Allah'ın rızasını kazanmaya uygun ameller. Onlar da işte münkerler, kaçınılması gereken ameller. Maruflar, yapılması, işlenilmesi gereken ameller. Bunları Allah dost ediniyor. Allah bunları dost biliyor. Bunları sevdiğini, bunlardan sevgili edindiğini söylüyor açıkça. Bunlara karşı Allah elbette mükafatlarını, karşılıklarını ziyadesiyle verici olacaktır. Öyle söylüyor kendisi. Ama bu mükafatı bu dünyada hepsini burada mı verecek, hepsini ahiretten verecek, bir kısmını burada, bir kısmını ahiretten verecek. Bu tamamen Allah-u Teala'nın kendi takdirine bağlı bir iştir. Sevdiği insana mal verebilir, vermeyebilir. Sağlığı daha iyi olabilir, sağlığı bozuk da olabilir. Yani sağlığı bozuldu diye Allah o insanı sevmiyor değildir. Yani bir takım bizim dünyada nimet olarak bildiğimiz şeylere sahip olmamız Allah'ın bizi sevdiği anlamına asla gelmez. O nimetlerden mahrum kalmamız da Allah'ın bizi sevmediği anlamına asla gelmedi. Gerçekten Allah'ın nimeti onun rızasıdır. Allah razı olduğu kulunu zengin edecek, açsa doyuracak, çıplaksa giydirecek diye bir taahhütte bulunmuyor. Ondan razı olacağı taahhüdünde bulunuyor. Razı olduğuna da rızasının karşılığı olan mükafatı, nimeti nerede, ne miktar, ne kadar tattırır, bu tamamen onun bilgisinde bizim için meçhuldür. Yani beni seviyorsa, beni bu dünyada ne zaman, nasıl, ne şekilde ikramına, nimetine boğacak, gark edecek veya hiç mi yapmayacak, bu tamamen onun bilgisinde olan bir iş. Bizim buna müdahale etmemiz, bu konuda konuşmamızın da pek anlamı yok. Biz onu razı etmeye devam etmekle mükellefiz. Böyle yapmamız halinde onun veli edindiği, dost edindiği kimseler oluruz.
kesinlikle tasavvufun İslam ıslahına getirip soktuğu, Allah'ın işte sevdiğinin ayağını yerden kesmesi, onu insanüstü meziyetlere kalp etmesi, uçurması, kaçırması, duvarın arkasını bildirmesi, görmesi, kuru kütüğe dokununca onu yeşertmesi, yok ölüye dokunup onu diriltmesi filan gibi bir özellikler vereceğine dair hiçbir taahhüdü yok. Üstelik biz açık açık şunu biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın sevgilisi idi. Allah'ın sevdiği insandı. Yani bundan eminiz. Hadi beni sevip sevmediğinden emin değilim. Sen de emin değilsin ama sen de ben de Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın sevdiğinden eminiz. Niye? Kendisine verdiği görevi dört dörtlük Yaradan'a Allah'a sığınarak yerine getirmeye çalışmış ve işte tebliğ ettin mi görevi tebliğ ettin. Ettin mi? Ettin. Şahit ol ya Rabbi diye veda haccının son cümleleridir bunlar hutbesinin değil mi? Yani bundan eminiz. Yani Allah Muhammed Aleyhisselam'dan emin. Razi, memnun. Yani o onun dostu. Fakat bakıyoruz Muhammed Aleyhisselam öyle ahım şahım bir hayat yaşamış filan değil. Yarı aç, yarı tok yaşamış. Yalan. Çoluğu çocuğu da, toplumu da yani o günkü insanlar İslam'ı iyi yaşamışlar. Buna rağmen sözün gelişi söylüyorum. Kışlarında doğru dürüst bir entareleri bile yok. Yani yamalı, yırtı, kuru. Karınlarına iki günde bir, üç günde bir zor doyuruyorlar. Yani bugün bizim yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Hani, ama o gün öyle değil. O kadar Allah'ı razı eden insanların bulunduğu bir ortamda, işte Peygamber'in yaşadığı günlerde adamlar karnını doyuracak bir şey bulamıyor. Bize gelen bilgilerle bu konuda bir defa iki defa da değil. Yani hayatları böyle tabir caizse yarı aç yarı tok yaşamışlar. Öyle değil mi? Yatakları da yok. İşte hasırda masırda ne bulursa daha bulamadı. Yere yatıyor adam. Yani Allah razı olduğu insanları nimetlere boğacak demek değil. Razı olacak. Bundan emin. Fakat bu dünyada mal verecek, mülk verecek, yok evlat verecek. Yok. Verebilir de vermeyebilir. Vererek de imtihan eder, vermeyerek de imtihan eder. Ama şundan eminiz ki ahirette mutlaka bunların karşılığını görecek. Fakat bu dünyada da görecek diye bir kural yok. Böyle bir taahhüdü yok, böyle bir vaadi yok. Bu bakımdan yani maddi muzayaka içinde bulunmaktan bile velisi olan şahsısları kurtarmıyor, korumuyor da nasıl olur doğaüstü güçlerle onları teçhiz eder? Yani bu doğru dürüst basit bir şey yani yiyeceği bir dilim ekmeği bile kolay bulmasına yardımcı olmuyor da iki gün üç gün aç kalıyor adam ya. Karnına taş bağlıyor adam yahu. Ha? Şimdi bu kadarını bile yapmayan Allah bir bakıyor hemen uçuruyor, kaçırıyor, bilmem ne yapıyor. Olacak hiç. Hep üfürük. Hep üfürük yani. Karın kuruldu. Kuruntu bunlar. Aslı esası olmayan şey. Kesinlikle o İktibas dergisinin sanıyorum daha yoğun olarak 5. cildi. Yani 1985 yılında yayınlanan sayılarında 86'da da var. Bolca tasavvuf kitaplarından bu konularda hem de meşhur kitaplardan alıntılar yaptık. Birçok örneklemeler yaptık. İslam'la alakası olmayan şeyleri İslam'a sokmuşlar, getirmişler. İslamlaştırmaya çalışmışlar. Hatta kamuoyunda neredeyse bunlar yalnız İslam sanılmaya başlanmış. İslam unutulmuş. Yani İslam'ın üstünü örtmüşler bunlar. Bunların İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Velayetin anlamı yani Allah'ın sevgilisi olmanın gayet sade, basit şartı sahih iman ve salih amel sahibi olmaktır. Allah'ın gözüne bu suretle girilir sözün gelişi. Allah tarafından bu suretle sevilir insan. Allah da sevdiğine olağanüstü imkanlar bahşedecek diye seviyorum diye acıkmanızı durdurmaz. Susamanızı durdurmaz.
sevmediği adam duvarın arkasını göremiyorken, sevdiği adam görmeye başlamadı öyle lazer ışınları falan. Öyle bir özellik falan vereceğine dair hiçbir tahmini yok. İşte Kur'an'ı okudu. Hani bir takım hadisler, işte onun gören gözü olurum, yürüyen ayağı olurum, bilmem ne yaparım. Yani beni seven, benim emirlerime uyana ben yardımcı olurum. Zaten sünnetin gereği, insanın fıtratına uygun şeyler emretmişim onlara. İnsanın fıtratına ters şeyleri de onlara nehyetmişim. Huzur bulamayacaklar, şeyleri de yasaklamışım. Buna uyan kimse, yani mesela otobana giren daha rahat gider. Asfaltta giden daha rahat gider. Dağ yolunda, toprak yolda giden daha zor gider. Sallanır, eder, bilmem ne yapar filan. Demek ne demek? Yani o yol, asfalt yol, insanlar daha rahat gitsin, arabalar daha az aşınarak gitsin diye yapılmış yoldur denir. Diğer yolda amaç yok yani. Çok zorda kalırsanız gitmek zor. İşte bir belli olsun diye bir şey çekilmiş ama orman yolu nihayet. Yani işte taş öteli, belli, lastiğinde patlayabilir, yere uçabilirsin, bilmem ne. Değil mi? Bunun gibi. Yani bunu anlatmış oluyor Allah. Yoksa razı olacağını uçuracak, kaçıracak böyle bir taahhütte bulunmuyor. Bu tasavvuf literatüründe çok yanlış bir şekilde İslam'ın yerine oturmuş. İslamlaştırmışlar. Yani İslam haline gelmiş bu ve asıl İslam da tedavülden kalkmış. Yani paranın sahtesi piyasada tedavül ediyor. Asıl para da ortalıkta yok. Kaybolur gibi. O nasılsa yani bir örnek olarak. Keramete gelince velayetle yakından alakalı bir kavram. Varış. Varis. Varis. Miras. Ha ha. Şii Müslümanların anladığı veraset anlamındaki velayetin, yani peygambere varis, mirasçı olarak Ali'nin veli olması, öyle mi? Onun velayetinin İslam nazarında ne derecede değeri var? Efendim, kimse kimsenin malına mirasçı olduğu gibi üstünlüğüne mirasçı olamaz. Yani mala mirasçı olmak için filanın sulbünden gelmek yeterli görülmüşken, değerli bir insan olmak için filanın çocuğu olmak, onun sulbünden gelmek gereği diye bir gerek yoktur. O değeri her insan kendisi bizzat kazanmak zorundadır. Annesinden, babasından kadar. Kalan mirasın sonucu kişi şerefli olamaz. Denir belki işte ya filan beyin oğlu, falan ağanın çocuğu ama kendisi o yolda değilse, o terbiyeyi, o davranışları göstermiyor, ters istikamette yürüyorsa babasının da şerefini ikbalık eder. Üç gün sonra millet demeye başlar ki yahu yazık yani işte filan adamın çocuğu bak şunun haline bak yani. Babasını da utandırıyor. Yani babası sağ olsaydı yerin dibine girerdi. Evladın halinden utanırdı dedirtiyor. Dolayısıyla Şii, Sünni kim olursa olsun hiç kimse kimseden şerefi tevarüs edemez. Şeref ancak bizzat istihkak olur, bizzat kazanılır. Üstünlük, şeref, takva bizzat ferden ferda elde edilir. Yoksa ben kazanacağım, sen ondan bir ucundan yiyeceğin yok. Yani bu işte, bu iş ona müsait değil. Ama benim kazandığımdan, malımdan yiyebilirsin yani evladım buna demek. Fakat şerefim yenmeye müsait değil. Yani kendin kazanıp kendin yiyeceksin. Kendin pişirip kendin yiyeceksin şeref. Haysiyeti, kelim olmayı, veli olmayı kendin kazanacaksın. Öyle elin veliliğiyle veliliğinden geçinemezsin. Müsait değiller. Velayet, keramet ferdidir. Şey değil, mirasta kalmaz kimseye. Peygamberin şerefi kendiyle ilgilidir.
Eğer Ebu Bekir de şerefliyse o da kendi kazanmıştır. Yani aynı yolda yürüyerek kazanmıştır. Yoksa Muhammed'in arkadaşı olmak yetmiyor. Yani onun getirdiği davanın da arkadaşlığını yapıyor. O davaya yardımcı olmuş. O davayı yüklenmiş, sırtlanmış. Hayatını o işe vermiş. O da kazanmış. Ömer de öyle, başkası da öyle. Yoksa sırf benden geziyor diye bir adam sözün gelişi şerefli olmaz. Şerefli olması eden davranışlarda bulunursa şerefli olur. Yoksa böyle sigara içenin yanına varırsanız sigara kokar. Ama sen içmiyorsan işte biraz kokar mokar, ondan sonra senden kokmaz olur. Sen içmiyorsan değil mi? Şereflilik de böyle. Veli olmak, sevgili olmak da böyle. Yani sevgili olmanın yolunu tutuyor. Gereklerini yerine getiriyorsanız olursunuz. Yoksa öyle bir babanız var diye olmazsınız. Öyle bir dedeniz var diye olmazsınız. Çünkü gittiğiniz pazara çıkar millet. Başlangıçta inşallah onun çocuğudur, bilmem nedir der ama bakar sen de onları görmezse yazıklar olsun der. Yani babasının da namını berbat ediyor. Ha? Sülalesini de rezil etti. Demiyor mu? Denmiyor mu? Evet. Yani bu filanın sülbinden gelmenin şerefle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu bakımdan halk arasında çok yaygın yani evladı Resul, yani peygamber çocuğu. Eğer sülben çocuk olmak söz konusuysa, yani döl itibariyle söylüyorum, Türkçesini söyleyelim. Lenin de peygamber çocuğu, o da peygamber tohumu. Marx da, Mao da, sen de, ben de, hepimiz. Eğer Nuh'un oğlu da. Evet, tabii. Yani Lut'un karısı da. Evet. Değil mi? Zaten Lenin derken kastım hani Allah tanıyanları örnek veriyorum. Hepsi evlad-ı Resul. Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyorsak hepsi peygamber tohumu. Kısaca. Ama nasıl peygamber sulbüsünüz ki? Bırak peygamberi, Allah'a bile ırgaladığınız yok. Yani hiç taktığınız yok. Ha? Bu manada herkes evlad-ı Resul. Ama hiçbir şey ifade etmiyor. O zaman evlad-ı Resul ne demek? Yani Ali Resul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlerin getirdikleri yolda yürümek, o dinin mensubu olmak, o dinin gereklerini yerine getirmektir peygamber çocuğu olmak. Ya peygamberin soyundan geliyor olmak. Böyle anlamak lazım. Allah da diyor ya mesela, Nuh Aleyhisselam gemisine işte şunu bunu inananları alıyor. Oğlu için diyor, gel yavrum sen de bin diyor oğullarından birine. Gel bak tufan kopacak ve işte boğulacaksın. Yok diyor, ben bilmiyorum senin gibi. Dağlara çıkarım oğlum, dağları da basacak. Yani hiç ayak basacak kara parçası kalmayacak. Yok diyor, ben gel Allah giriyor araya. Yani işte insan değil mi? Nuh da insan, zayıf. Gel de gel, hani evladına razı olmuyor. Kendini kabul ettiğin bir evlat. Elçiliğini kabul ettiğin bir evlat olmasına rağmen. Allah diyor ki, o senin soyundan değil. Yani bununla o çocuk için gayrimeşru çocuğun senin, yani senin hanımın başkasından edindiğini anlamına söylemiyor. Öyle değil mi? Yani o senin soyundan değil derken hiç o anlamına söylemiyor. Yani senin soyuna, sana verdiğimiz yola tabi olmuş. Yani onun kurtuluşu ne diye istiyorsun? İste dur, yani o bildiğini okuyun. Sen, sana inananları al, işine bak dedik. E bu adam inanmıyor. İnanmıyorsa inanmayan kalsın orada. Çünkü biz onları telef edeceğiz. Bitireceğiz işlemini. Sen olurmuş, öteymiş, böyleymiş. Yani bu bana geçer mi bu? Sen kulsun, zayıfsın, sen oğlum işte bilmem ne. Geç, o senin soyundan değil. Bırak onu. Bırak işine bak. O kadar. Yoksa o çocuk piç anlamına söylemiyor. Dikkat edin. Yani senin, sana verdiğimiz yola, seni tabi kıldığımız yola tabi olmuyor. O yolun yolcusu değil. Sen o yolun yolcularıyla işine bak. Sana emrettiğimize bak. Gerisini bak. Burada yani bu ayet de açıkça anlatıyor ki, Ali Resul olmak, yani Resul soyundan gelmek dölle alakalı bir iş. Yani onun bir özelliği yok. Ne olacak? İşte
Peygamberin babası da, peygamber de, bilmem amcası Ebu Leheb de, hepsi Abdülmuttalib'in dönünden gelmiş. He? Ebu Leheb'e bak, Muhammed'e bak. Yani tövbe, bir kaşının kılı benzemiyor herifler. He? Onun ki ona hiç ne ahlak, ne huy, ne bir pislik bir herif ya. Pislik yani Türkçe, tam karşılığı pislik Ebu Leheb. Putlara tapıyor güya, tarihler anlatıyor. Kabe'yi soymuş, bir gün parasız kalmış. Değerli taşlardan putun birini çalmış, satmış, avratlarına yemiş. Değil mi? Nasıl tapıyordu? Taptığımızda çalıp aşırıp satıyor. Rezil herif. Ondan sonra da Muhammed'i beğenmiyor. Höst oradan. İşi gücü bırakmış, peşine takılıyor. O kime İslam anlatırsa hemen diyor, ben bunun amcasıyım diyor. Bu çatlak diyor, bu kafayı üşüttü diyor. Bunu söylediklerini dinlemeyin diyor. Hayatını bu işe vakfetmiş herif ya. O yüzden Allah tebbet yedâ ebi lehebim ve tebbemâ. Eli kurulsun ona bu lehebim. Hanımı da öyle ya. Sabahleyin kalkarmış arkadaş. Bir hayvanların boklarını affedersin bulur gider Muhammed'in kapısının önüne. Yani çıkar çıkmaz adımını atınca hani fark etmez boka bastı. E ne olacak boka basınca boklar nasıl ya adam yani gider yıkar. Çalı çırpı diken müken bulurmuş. İşi gücü yok. Onu Muhammed'in önüne atarmış ki çıkınca işte ayağına bastı. E battı ne olacak? Şuraya oturur, çıkarır, eder, biraz acır, ondan sonra geçer. İşe bak ya, böyle olunur mu? Bunun için Allah düşünün yani bu kadar azgın olana ne diyor? Hanımı da onun cehennemde odun taşıyıcısı olacak. Yani beraber yanacaklar ya, onlar yakacak. Odunu da hanımı taşıyacak. E bu kadar... Hadi bakalım işte aynı babanın, Abdülmuttalib'in çocukları ve çocukları, buyur. Neresi birbirine benziyor? Velayet-i fakih kavramı konusunda biraz bilgi verip, İslam'da bu kavramın nasıl anlaşılırsa doğru bir düşünceye sahip olunulur, bu konuda biraz bilgi veriniz der soru sahibi kardeşimiz. Efendim, velayet-i fakih, Şia fıkhında geliştirilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani fıkıhta otoritesi kabul edilmesi gereken kişi anlamına geliyor. Yani kendisinin taklit merciği. Taklit edilmesi gereken kişi anlamına geliyor. Bunun sünni ekolde karşılığı eminindir. Birçok müçtehit olabilir ve bir müçtehit diğerinden muhtelif konularda farklı içtihad edebilir. Bunlardan hangisi kanunlaşacak, yani hangisine tabi olunacak? Genel bir kural vardır. O kural emirin re'yi, yani emir olarak kendisine biat edilen kişinin görüşü demek, içtihadı, gizli aşikar ümmet içindeki ihtilafı kaldırır. Yani açıkta da ihtilaf bırakmaz, gizlide de bırakmaması lazım. Çünkü ümmetin birliği ancak böyle sağlanır. Herkes kendi görüşüyle amel eder ise, o ülkede bir otorite, yani bir baş, güç, kendisine tabi olunulan bir büyük yoktur demektir ki o ülkede güç olmaz o zaman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağken bu otorite onun şahsında toplanmıştı. Onun yerine Ebu Bekir'e biat edildiğinde Ebu Bekir'in görüşü ümmetin içindeki ihtilafları kaldırırdı. Kaldırmalıydı ve kaldırıyor. Yani onun görüşünde olmasa bile bir kişi ona karşı çıkmıyordu. Eğer görüşü farklıysa ona arz eder, tartışmasını yapar, eder ama ikna olur da emir-i müminin öyle değil de böyle derse o der, bu yetki olur. Yoksa herkes kendi içtihadına göre amel etmeye kalkarsa otorite sarsılır, otorite boşluğu bulur. Çünkü otorite bir olur ve o doldurursa dolu olur otoritenin yeri. Yoksa herkes bildiğini okursa otorite olmaz. O bakımdan mesela Hazreti Ebubekir'in emirliği zamanında
ümmet mülkiyetine giren malların dağıtımıyla ilgili bir görüş iştihatta bulunmuş ve iştihadıyla da amel ediyordu. Yani emirin reyi gizli aşikar ihtilafı kaldırır demek, kanunlaşır demektir kısaca. Yani ve o kanuna da tüm tebaa uyar. Ömer aynı görüşte değil, o da müştehit. Diyor ki ya Ebubekir, senin görüşün yanlış. İşte aslında şöyle şöyle olması lazım. Ben görüşlerini de kısaca açıklayayım, bu vesileyle duymuş olayım. Ümmet mülkiyetine giren mallar, ümmetin baş hesabı, yani nüfus hesabı, kelle hesabı sayısına bölünür ve her sene her ferde eşit miktarda dağıtılır diyor. Dağıtılması gerekir diyor Hazreti Ebubekir'in görüşü. Hazreti Ömer'e gelince itiraz olarak şunları ileri sürüyor. Diyor ki evet, herkese verilsin, fakat diyor, kimisi daha evvel Müslüman olmuş, kimisi Müslüman olmakta geç kalmış, kimisi daha iyi Müslüman, kimisi daha zayıf Müslüman, kimisi daha iyi Müslüman olmak için çalışıyor, kimisi pek ilgilenmiyor. Yani işte dolayısıyla bunları tasdif etmekte de farklı davranmak, durumlar farklı olduğu için farklı davranmak ve farklı miktarlarda vermek lazım, dağıtmak lazım diyor Ömer. Ebubekir de ona karşı diyor ki, senin görüşün diyor, teorik olarak çok güzel. Ama bunun pratiği mümkün değil. Yani kimin daha iyi Müslüman olduğunu tartacak bir kantar çıkmadığı için ya Ömer diyor. Ben diyor şuna fazla vereceğim, buna az vereceğim, ne sen daha iyi Müslüman, nereden ölçeceğim, nasıl ölçeceğim? Yani ben görünüşten aldanabilirim. Yani bakarım işte Yılmaz Bey daha iyi Müslüman. Ben öyle görebilirim. Fakat fazlaca İslam'ını ortaya çıkarmamış efendim, ondan daha takvalıdır. Ben ona az vereceğim, göremediğim için belkine fazla vereceğim. Bu adaletsizliği nasıl çözeceğim diyor. Sana teorik olarak seninki güzel ama pratiği yok bunun. Yani uygulaması imkansız. Buna rağmen Ömer kabul etmiyor ama gene de Ebu Bekir halife olduğu için onun görüşü kanun. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edene kadar onun görüşüyle amel ediyor. Yani halife yardımcısı olarak onun görüşü, kendi görüşünü unutuyor. Bağrına taş basıyor yani, içine atıyor. Ebu Bekir'in görüşüne göre amel ediyor. Ülkede bütün mal dağıtılırken, ümmet mülkiyetine giren malların dağıtımı yapılırken böyle yapıyor. Ne zaman Ebu Bekir vefat ediyor, kendisine biat olunuyor. Ondan sonra bu konudaki kanun değiştiriyor. Yani görüşü, emirin reyi, gizli aşikar ihtilafı kaldırır ya, Ömer'in görüşü kanun oluyor. Yapmaya, etmeye çalışıyor filan, fakat kaynaklarda bize kadar gelen bilgilere bakılırsa şöyle dediği rivayet ediliyor. Ebu Bekir kardeşim çok haklıymış. Eğer gelecek sene ümmet malının dağıtılması vaktine ömrüm kifayet eder ise kendi görüşümü terk edip Ebu Bekir'in görüşüne göre taksimat yapacağım, dağıtım yapacağım diyor. Gerçekten zor yahu yani. Bir elinden yüzünden insansın yani, bakıyorsun şu adam daha sevimli geliyor sana, daha takvalı gibi zannediyorsun. Öbürünün suratı biraz eğri diye veya eşkali biraz şaseti bilmem ne keyfe keder kaportasında cızık var diye sana sevimsiz gelebilir ama bana sevimsiz gelmezi Allah'a da sevimsiz geliyor anlamına gelmez ki. İnsan olarak işin içinden böyle çıkılmaz. Bir görüşün doğru olması, teorik olarak doğru olması yetmiyor. Bir de pratiğinin, yani uygulamasının mümkün olması gerekiyor. Hakikaten uygulanması mümkün olmayan çok meşhur bir örnek var. Eflatun'un Cumhuriyeti diye örnek verilir. Meşhur Yunanlı filozof var ya Eflatun, onun bir Cumhuriyet diye bir eseri var. Orada öyle düzgün bir düzenden bahsediyor ki aklın durur. Fakat ancak rüyanda görebilirim öyle bir düzeni. Yani çünkü malzemesi insanlarsa, bu dünyada olacaksa tövbe estağfurullah, gerçekleştirilmesi mümkün değil. Olmamış da zaten. Yani Eflatun'dan günümüz arasında herhalde bir 2500-3000 sene var. 3000 senedir de bir benzeri görülebilmemiş efendim. Onun için güzel laf etmenin fazla bir anlamı yok. Olabilir, fizibil laf edeceksiniz. Yani olabilirliği olan şey düşüneceksiniz ki işe yarasın. Onun gerçekleştirilmesi mümkün olmayan şeyler nihayet hayal olur.
filan yani Ütopya olur yavrucasıyla. O kadar. Yani velayeti fakih fıkıhta kendisinin veli edinildiği, otorite olarak tanıtıldığı, tanındığı yani taklit merci olarak bilinmesi gereken kişi olarak isimlendiriliyor ve Şia fıkhında da epey önemli bir yer tutuyor. Mesela işte vefat edene kadar bir takım şartlar koymuşlar filan. Velayeti fakihin mutlaka sağ olması gerekiyor. Yani ölünün, ölmüş kimsenin görüşlerini eğer sağ kalan birisi benimsemiş, kendi görüşü haline getirmişse geçerliliği var. Yoksa onlar da ölünün görüşüne tabi olunmuyor mesela. Efendim. Hamene'yi şimdi velayeti fakih galiba değil mi? İşte ona rehber mehber diyorlar. Nasıl bir işse. Enteresan bir şey yani. En büyük adamın hiç rolü yok yani. Şia fıkhında böyle görünmez adam gibi. Yani var ama makamı yok. Rehber. Hümeyni de öyle. Ama fiilen devlet başkanından daha güçlü, meclis başkanından daha güçlü, cumhurbaşkanından daha güçlü. Yani hepsinin üstünde fakat ne rehber. Bu hatırlarsınız Anadolu'da bazı resimler filan. Bir deve üstünde bir tabut. Hazreti Ali'nin cesedi güya, böyle uyduruk, hatırlar mısınız böyle kasabalarda filan. Önünde de o deveyi çekiyor birisi. Kimmiş? Hazreti Ali kendi cesedini, cenazesini kendi çekip götürüyor filan. Öyle resimler. Hiç hatırlar mısınız? Gördünüz mü? Ben yaşta olanlar... Hatırlıyorsun değil mi? Yani çok enteresan ya bu itikatla ilgili yani oradan kalan şeyler. Onlar da o kendi cesedini Hazreti Ali'nin ruhu işte devenin yılanından tutmuş götürüyor. Deveye götürüyorsa yani. Bütün bunlar o rehberlik gibi bir şeyi gösteriyor. Kerametin, Allah'a sahih inanç ve salih amel göstermek şeklinde tezahür edeceğini, bundan daha büyüklük olmayacağı kanaatini taşıyoruz. Zaten kerim olmak, büyük olmak demek. Keramet de büyüklük demek. İnsan Allah'a inanılması gerektiği gibi inanırsa ancak büyük olur. Artı salih ameller işlerse büyük olur. Büyük olması bu şekilde kazandığı şahsiyetin sonucudur. Yoksa büyük olması demek olağanüstü olaylar, doğaüstü şeyler yapabilmesi anlamına gelmemektedir. Kısaca böyle söyleyip geçip daha fazla bir şey demeye de gerek duymuyoruz. Biraz da yavaş gidiyoruz, hızlanma gereği duyuyorum doğrusu. Takvanın da birbirine bağlı kavramlar olarak açıklanmasında yarar var. Takva, Allah'ın azabından korunmaya, onun rızasını kazanmaya yönelik davranışların tümüne deniyor. Takva sahibi demek, Allah'ın razı olmadığı işlerden uzak durmak, razı olduğu şeyleri de yapmak demektir. Takva ehli de bu demektir. Kısaca takvanın anlamı da budur. Ne kadar haram varsa, ne kadar haram varsa onlardan uzak durmak, farzları yerine getirmek, sahih iman sahibi olmaya takvalı olmak deniliyor. Takvanın lügat anlamı Allah'ın gazabından sakınmak, çekinmektir. Zaten onun gazabından sakınmak için de iki şey yapmak zorundasınız. Bir, salih amel sahibi olacaksınız. İki, sahih inanç sahibi olacaksınız. Salih amel sahibi olmak da ikiye ayrılıyor. Bir, münkerlerden yani haramlardan uzak durmak. İki, marufları yani farzları ika etmek, ifa etmek. Böyle yapmanın adına da takva deniyor. Hayır ve şerre gelince, hayır kısaca Türkçesi iyilik, şer ise kötülük olan bir kavramdır. Karşılıkları bu Türkçe, kötülük ve iyilik veya iyilik ve kötülük, hayır ve şer. Hayır ve şerrin minallahu teala olması, yani Allah'tan olması, hayır ve şerri belirleyen zatın, mevkiin, makamın Allah olması anlamına gelir. Yani neyin hayır olduğunu, neyin şer olduğunu, neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleme yetkisi Allah'a aittir anlamına gelir.
hayır ve şerrin Allah'tan olduğunun söylenilmesinin manası budur. Örneğin, içki içmek şerdir. Komşu hukukuna riayet etmek yahut dürüst olmak, ticaretinde dürüst olmak, doğru tartmak hayırdır. İşte bunun hayır olduğunu belirleyen Allah'tır. İçki içmenin, yalan söylemenin, hile yapmanın şer olduğunu belirleyen de Allah'tır. Yani biz belirlemiyoruz. Allah'tandır demek, yani ben iyi bir şeyle karşılaşıyorsam Allah bunu karşıma getiriyor, benim hiç dahlim yok. Yahut kötü bir şeyle karşılaşıyorsam bunu da Allah karşıma getiriyor anlamına gelen sözler, kaderiyenin anlam kazandırdığı şeklinden uzaktır. Yani kesinlikle onlar kastedilmiyor. Bizim iktibasın hangi sayısında şu anda hatırlamamakla beraber fıhristine ve ciltlere bakarsanız sanıyorum ikinci ciltte veya üçüncü ciltte olacak. Kaza ve kader veya sevap ve ikab. İkab, insanın akıbetinde göreceği ceza anlamına kullanılıyor. Sevap da iyilik anlamına, yarar anlamına kullanılıyor. Hayır ve şerrin, mesela amentu billahi diyoruz bir meşhur hadiste. Allah'a iman ettim, Allah'ın varlığından, birliğinden eminim. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rasulihi ve yevmil ahiri ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallahu ta'ala. Yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğu, hayır ve şerrin ne olduğunu belirlemenin Allah'a ait olduğu anlamındadır. Yoksa sen örneğin içki içiyorsun, şerri işliyorsun. Bu Allah'tan değil, bu senden. Ama içkinin haram olduğunu belirtmek Allah'tan. Yoksa sana haram işleten Allah değil. Veya namaz kılıyorsun, bu bir hayırdır. Yani namaz kılmak hayır, iyiliktir. İnsanın nefsine iyiliğidir. Bu Allah'tan demek, bunun iyilik olduğunu belirlemek Allah'tan demek. Yoksa sen kılıyorsun, Allah sana zorla namaz kıldırmıyor. O zaman niye sana kıldırıyor, öbürüne kıldırmıyor denir. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani hayrı ve şerri Allah belirtiyor ama onlardan herhangi birini seçmek ise kulun yaptığı iş. Kul seçiyor. İstiyor hayrı seçiyor, istiyor şerri seçiyor. Tabii sonucuna da katlanıyor.